Ya bugün de güzel bir tespitler var. Madem yanıyorsunuz ferahla, sizi başka taraflara götürme inşallah vesile olurum. İnşallah abi. Bu tefekkürle alakalı bir mukaddemede, ısırmada bazı şeyler okuyacağım size. İnşallah ferahlatır sevgili Abdullah. Yani benim biraz işimiz de bu ya. Çok şükür, elhamdülillah. Allah'a bizi Allah dershaneleri açmaya ve kendisini anlatmak için yaratmış. Hepinizi de öyle yaratmış. O beşeriyetinizden dolayı yani çoluk çocuğun iaşesini onun şey zannetmeyin. Zihniyet önemli. Halil Tural, Almanya, Mayıs veya diğerleri bilgisayarınızı veya telefonunuzun kamerasını böyle bir silin böyle. Buharlı gözüküyorsunuz. Kaliteli gözükün, onu hak ediyorsunuz yani. Bismillah. Abdullah, Buyur abi. ders yapıyor musunuz? Şu anda yok. Şu anda yok abi. Canlı yayın hani böyle bizim gibi bu telekonferans dedikleri. Yok abi, buradan başka bir yere gidemiyorum. Yani internetle diyorum, bir yere gitmeni demedim. Talep eden çok da bu dersi mecula WhatsApp'ın ve diğer şeyi yayınlasak nefes alamayız. Bu dimağdakiler sırf burada. Evet, ben de onu soracaktım abi. Niye ders YouTube'a falan atmıyorsun bunu abi diye. Yani bunu atsak canlı yayın diye kontrol edemeyiz. Biz kalitenin peşindeyiz. Senin gibi insanların kalitenin peşindeyiz. Hurda kaş olmanızı istemiyor. Temiz olsun, temiz olsun. Doğru abi. Biz vitrinle uğraşmıyoruz. Ustadın tabiriyle, biliyor musunuz ustadın misali kaç dakika oldu, o 5 dakika, ama şunu hemen anlatayım. Ustad Hazretleri yargılanırken, Badılab'ın hatırasında yazıyor. Yargılanırken stajyer bir avukat varmış mahkemede. Ustadı merak etmiş o avukat, delikanlı. Kerameti merak etmiş ama hem korkuyorum diyor. Kendi ağzından söylüyor. Kerameti istiyorum hem de korkuyorum ya olursa. Ustad mahkeme bitiyor. Tekrar kovuşuna, hapse gönderiliyor. Bu avukat stajyer olduğu için adliyede serbest dolaşabiliyor. Ustadın kovuşuna geliyor hapishaneye. Usta da diyor ki ben diyor keramet görmek istiyorum diyor. Şimdi bunu kanuniyeti şey yapabilirsin. Ben vitrin televizyonlarda, geniş sahalarda şey yapmak istiyorum. Bunu bana çevir ki nasıl oturduğumu şey yapayım. Aynı ustad ne demiş ki, mutadid defa dinlemişsinizdir ama bir de bu makamda dinleyin. Ustad demiş ki, kardeşim demiş, vaktin bir zamanında bir zengin varmış. Oğlunun kolundan tutmuş, cevherci dükkanına gitmiş. Gayesi çocuğuna cevher almakmış. Cevherci de dükkanı süslemek için balonları koymuş. Çocuk ya bu. Adam niyeti çocuğu götürmüş cevher almaya, çocuk tutturmuş balon. Oğlum diyor baba, ben sana cevher almaya geldim. Çocuk hayır baba ben balon istiyorum. Ustad demiş ki kardeşim ben balon satmıyorum. Ama biz keramet istiyoruz. Biz balon satmıyoruz. Abim için de herkes böyle YouTube'da girsinler bu derse biz balon satmıyoruz. En güzel derslerden bir tanesine biliyor musunuz burada bulunabilmenin? Bunu sakın basite almayın. Hayatın içerisinde volkan gibi yanan ruhumdan söyleyeceğim şunu. Herkes ders yapabilir. Sakın bunu unutmayın. Herkes ders yapabilir. Herkes şeyh olabilir. Ama herkes ders dinleyemez. Herkes mürit olamaz. Biz dersi biliyorduk abi ya. Evet. Sakın ha. Vallahi bu dersi yapabilir.
Ama bu dersi yapan sizin karşınıza oturup ders dinleyemez. Herkes ders dinleyemez. İki defa oldu, bir daha söyleyeceğim. Herkes şeyh olabilir, ders yapabilir ama mürit, misal, tarikatta misal verdim. Bizde ise ders dinleyemez kardeş. Onun için ilk çocuk yaratılırken hatırladığım kadarıyla okuduğum kitapta ilk önce kulak yaratılıyormuş. İlk önce kulak. Yani dinleme kemalatını göstermek bu zamanda zordur. Doğru abi. Onun animasyonunu ben gördüm de önce kulaklar çıkıyor. Hakikaten doğru. Biz yani ders yapıyoruz ya. Yani ders yapan, hepiniz ders yapıyorsunuz konumuzda. Kalkıp da ders yapan, ders yapma varken bu akşam gelip oturamaz. Peki. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Geceniz, gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak ikinci cihanda aziz eylesin. Maddi ve manevi semavi arzi ve insi ve cinni erba-ı habiselerin vesair ruhaniyatların şerlerinden sizi ve sizi sevenleri, evladı ihalenizi hıfz-ı emin eylesin. Evlerimize, evlerinize Kur'an'ın ve Risale-i Nur'un nurunu hakim eylesin. Evimize iman-ı bil ahiret akidesini hakim eylesin inşallah. Şimdi ısınmak adına şey yapacağız. Bir mukaddeme yapmak istiyorum. Gündelik hayattan bir kopmak adına ama güzel bir şey. İstifade ettiğimi size şey yapmak istiyorum. İlk önce tefekkürle gireceğim. Tefekkür hakkında çok ders var. Onlar biliyoruz. Onu koyuyoruz kenara. Yeni bir şey galiba. Şöyle. İnsanın sonsuzluğunu şöyle de bilebiliriz. İnsanın fıtratı, yaratılışı sonsuz ya. Hat konulmamış. Bunu merak ettim. Yani bunun bir sağlaması var mı bende? Bugünkü şeyimi paylaşıyorum. Ben de biraz böyle sağlamayı çok sevdiğim için. Yani böyle dendik ama sağlaması ne bunun? Gerçi kitapta tabii yazıyor da. Kendim şahit olmak istiyorum. Emin olmak istiyorum. İbrahim Aleyhisselam'ın o haşir meselesi gibi. Şimdi bu konuda bir misal. Ne kadar merak edersek edelim ve ne kadar cevaplar alsak da alalım, hala bizim aslımıza hiç dokunmadığını, daha hiçbir şey bilmediğimizi fikrederiz ve hissederiz. Bak, bu senelere kadar Risale-i Nur okuyoruz. Hepiniz. Risale-i Nur talebesiyiz. Bu kadar enfusi dersi dinlediniz, katıldınız ve katılıyoruz ben de. Şu anda kendinize sorun. Neresindesiniz bu enfu alemin? Yani kendi hakikatinizin neresindesiniz yani? Mesafe olarak. Şu var, sizde var, bende olduğu için sizi de hissediyor. Bu kadar Risale-i Nur, bu kadar iman ve Kur'an hakikatleri ile senelerce meşgul olduğunuz halde hala bizim aslımıza pek bir şey dokunmamış, telimize bir dokunulmamış hissediyoruz. Yani bir şey yok yani. Dokunulmamış bize hala. Hani koyarsın da kabası koyarken boşken çıkarttığı ses, ortaya doğru geldiği zaman ses, doluya yakınken ve dolduğu zaman taşarken ses farklı oluyor. Bu kadar enfusi dersler, ben kendimden söylüyorum, bu kadar meşgul oldum,
Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki bu kadar meşgul olduğum halde bana, benim hakikatıma hiçbir şey dokunmamış gibi geliyor. Bu benim çok garibime gidiyor. Hiçbir şey dokunmamış. Hiçbir şey bilmiyorum gibi oluyorum. Hiçbir şey. Ha? Şimdi bunu hissederiz. Bu insanın sonsuzluğunun sağlamasıdır. Tefekkür, bu makamda tefekkür, sanki, çok ilginç bu tefekkür, sanki yeni şahsiyet olarak yaratılıyoruz. Tefekkür bir şeyi hissetmek, fikretmek değil. Suretten çık. Tefekkür bedeni misaliyle yeni bir şahsiyet kazanıyorsun. Biraz daha açayım. Tefekkür, lütfen burayı kaçırmayın. Tefekkür aynı zamanda alemi gaybı deşifre etmektir ve oraya doğmak. Bir daha, tefekkür alemi gaybı deşifre etmek, oraya doğmak, bedeni misalilerin cihetiyle yeniden yaratılmaktır. Yeniden yaratılmaktır. Yeniden bedeni misali olarak oraya yaratılmaktır. Oraya var olmaktır. Oraya doğmaktır. Bir peygamberin kıssasını okurken, peygamber kıssasını okurken ve anlatılırken, o peygamber sen imiş gibi, yani Kab-ı Kavs'in sırrı neydi? Haşa, haşa, haşa. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Varlık, şeceri, hilkat yaratılmadı. Ben de yaratılmadım ama sırrı insanim duruyor. Allah sırrı insanime diyor ki, gel buraya. Şeceri hilkatın ve senin yaratılmana sen şahit ol. Şimdi, yani senin yaratılmanı şahitlik yapsan, senin yaratılmana şahitlik yapsan, sen sırrı insanisin, vücudu harici bir şey yok, mahluk. Neler hissederdin? Bu bir. Yunus Aleyhisselam için misal vermiştim. Demiştim ki, 100 sene tebliğ ettin, peygambersin. Sonra bir kişi iman etmedi, sensin bak, 100 sene. Çekip gidiyorum, gemiye biniyorum. Hisseder misin onu? Gemiye bin. Orada 100 kişi var, hep kafir. Kimse seni bilmiyor. Gemi fırtınaya tutuluyor. Orada yaşamanı anlatmak için anlatıyorum. Bunu biliyorsun ama hissi bir şey yaşa. Bunu anlatırken böyle veya kısayı okurken. Orada bir lanetlenmiş bir insan aranıyor. Bu fırtına ondan oldu diyor. Kura çekeceğiz diyor. Kime çıkarsa o lanetlenmiş. Sen peygambersin. Nasıl hissedersin? Bana zaten isabet etmez ki, ben peygamberim ya. Bunlar hepsi kafir. Ama 100 kişiden sana isabet ediyor. Sen peygamberliğine ve imanından şüphe etmez miydin? Ama ufak bir sıkıntı geldiği zaman, bela, hastalık geldiği zaman, Allah'ım beni niye bıraktın diyen biziz ya. Sonra kafirler bakmışlar bu adama. Siması bir defa olmuş ha. Bakmışlar ki vallahi bu adam bize benzemiyor ya. Bu adam lanetlenmiş olamaz diyor. Kafir diyor simadan. Bir daha kura yapıyorlar 100 kişi de. Gene sana çıkıyor. Sen Yunus'sun. Bir daha yapıyorlar 3 defa sana çıkıyor.
Gel de dayan hadi. İmanını koru. İşte peygamber kıssalarını okurken, anlatılırken içine gir. O libasla libaslan. Bunu hissetmeye çalış. Lezzetlenmeye çalış. Onu hissetmeye çalışırsan bunun adı sırrı ihlas olur. Ha? Sırrı ihlas olur. Yani fikredersen ihlas olur. Yaşarsan sırrı ihlas olur. Bunun tersi kuru malumat olarak nakt olur. Nakledersin veya okursun. Bu lezzet olmuyor. Lezzetle zevk farklıdır. Onu ayıracak şimdi. Bu lezzet olmuyor. Belki zevk olur. Yani Yunus Aleyhisselam işte şöyle yaptı, vallahi düştü falan nakletmek bu zevktir. Lezzet değildir. Lezzet batın tarafıdır. Zevk ise mülk tarafıdır. Tefekkürün içindeyim hala. Tefekkür nakledilemez, yaşanır. Yaşadığın hususi dünyan olur tefekkür. Manevi hazlarla dolu hususi dünyandır tefekkür. Sebep-sonuç ilişkileriyle girilemediği içselliğin, bizim bildiğimiz dünyanın usulleri geçmez tefekkürde. Bir daha, manevi hazlarla dolu hususi dünyan, sebep-sonuç ilişkileri girmediği, yani akıl işi değil bu, sebep-sonuç ilişkisi yok orada, tefekkürün içsel işlevi sebep-sonuç ilişkisi değildir. Bizim bildiğimiz şu dünya var ya, alem-i şehadet, onun usulleri, sebep-sonuç ilişkileri geçmez orada. Adeta tefekkür, rahmet-i ilahiyenin kapısını çalmanla, tefekkür, rahmet-i ilahiyenin kapısını çalmanla, çaldım. Sana verilen cevaptır tefekkür. Sana açılan kapıdır tefekkür. Rahmet-i ilahiyenin kapısı açılmasıdır. Sana kapının açılmasıdır tefekkür. Tefekkür düşünce değildir. Düşünce kafirlerde vardır. Ama tefekkür iman ehlindedir. Zira tefekkür Hakim isminin sureti değildir, kanuniyetidir. Eğer nasibin varsa hakikatına da geçme serüvenidir. Tefekkür. Burada çıkaracağımız tefekkürü geçtim, başka bir şeye geçeceğim. Tefekkür hakkında iki şeyi belleyebiliriz. Bir, tefekkür alemi gayba bedeni misalilerle doğmaktır, yaratılmaktır orada. İki, rahmet ilahiyenin kapısını çalmaktır, düşünmek ve akletmek. Tefekküre geçtiğin zaman rahmet-i ilahiyenin kapısının açıldığının, onaylandığının alametidir tefekkür. Hasan abi. Efendim abi. Bu hani yeniden yaratılmaktır dedik ya, bedeni misallerin cihetiyle tefekkür. Yani o zaman zihinde oluyor tefekkür. Yani bu manada ifade ederseniz, değil mi? Tefekkür zihinde oluyordu yani şeyler. Evet, bak şimdi tefekkür, zihne geçeceğim onu. Tefekkür aklın sıfatıdır, yöntemdir, ama tefekkürde yaşanan o fikretme, hissetme haletleri zihinde diriliyorsun. Sen sende diriliyorsun.
O tefekkürün içselliği yaşanıyor dedim ya. O hani tefekkür bir yöntemdir. Tefekkür vurmaktır. Tefekkürün içerliği var ya, içeriği. Evet. O lezzet o zihinde oluyor. Tefekkürle gelen halet zihinde. Evet, tefekkürün o haletle, o haletin adı yaratılmaktır. Yeni sen ayrı bir şahsiyetsin o anda. Onun için tefekkürün saatu hayru min ibadi senetin diyor. Yani bir dakika şimdi, bir ay sonra iki dakika, beş sene önce üç dakika yapmıştın tefekkür. Böyle toplarsan bir saat tefekkür, bir sene hiç ara vermeden, dinde mübalağa yoktur kardeşim. Olmayan bir şey denmez. Bir saat toplam hayatında tefekkürün, bir sene ara vermeden nafile ibadetten evladır. Tefekkürde sebap yoktur. Şu tefekkürün şu kadar sebabı var. Şu namazın, evradın şu kadar sebabı var. Orucun muayyen sebabı yok. Tefekkürün de sebabı, muayyen bir sebabı yoktur. Tefekkürle yaşanan lezzet zihindedir. Bu akşam zihin yapacağız. Ama tefekkür yöntem dimağdadır ve aklın sıfatıdır. Tefekkür kafirle müminin ayrışmasının alametidir aynı zamanda. Düşünce tasavvurdadır. Tefekkür akıldadır. Tamam? Akıldadır. Ama tefekkürle yaşanan o halet zihindedir. Şimdi ölüm korkusu, başka bir şeye geçiyorum. Ölüm korkusu insana zahirde sebep noktasında, ölüm korkusu niye korku konmuş bize? Bunu da, bu tür sıkıntısı olan varsa lütfen bunu not alsın. Ben bunları tefekkür ederken öyle bir şey, bir nakil makil değil bunlar kardeşim. Akıl çalışıyor mu ya, biliyorsunuz. Zaten bu ifadeler, nakıs cümleler ifade edemediğim alametidir. Bu böyle zahirde bir cümle bir yer benden istemeyin diye söylüyorum. Ya şurada değil. Okurken doğanları söylüyorum. Ölüm korkusu insana zahirde sebep noktasında savunma, karşı koyma tarafımızı aktif etmemize zemin oluyor. Ölüm korkusu bizim karşı koyma, tarafını belirleme ve ona karşı savunma sistemini geliştirmek bir sebebi de oymuş. Ölüm korkusunun bir sebebi. Hakikatler saklanmayı, gizemli olmayı ve gizli olmayı severlermiş. Onun için hakikatler ne özelliği var merak ettim. Niye çıkmıyorsun dedim ya bugün. Yani içimden bunu sesleniyorum. Ya çık işte ya, uğraşıyorum ya, yazıyorum işte. Ey hakikat neredesin? Dedi ki hakikatler gizemli olmayı, gizli kalmayı çok seviyorlarmış. Ne yapacağım dedim. Kur'an bir mana ne demek? Bilmediğimizi bilenlere sorun, siz tahmin edin demiyor. Kur'an'da diyor ya, bilmediğinizi bilene sorun. Niye demiyor ki, bilmediğinizi tahmin edin. Tahmin edin demiyor. Bilmiyorsan bilene sor. Konuyu değiştiriyorum biraz. Bu akşam zihin olacağı için biraz da ondan bahsedeyim. Bu akşam durumumuz iyi değil, hepten iyi değil. Havamız çok iyi elhamdülillah. Tefekkür doğmaktır, yaratılmaktır deyince bugün durumum iyi değil. Bedeni misalilerimiz de yeniden yaratılmaktır. Nerede? Neyi tefekkür ettinse orada. Alametini koyuyorsun. Oradan seni kimse söküp atamaz. Ağacın dalını, budağını, meyvesini, çiçeğini, yaprağını, kokusunu ve letafetini bozsak, yani kırıp dağıtsak
sonradan aynısını bir araya getirsek de hayatiyeti devam etmez. Ağacı düşünün. Yaprağı var, çiçekleri var, meyvesi var, dalı var, budağı var, kokusu var vesaire bir hayat. Dağıtın bunu. Dağıttınız mı? Bir araya getirin, yapıştırın. Ama hayatiyeti devam etmez. Peki ne demek istiyoruz buna? Yani saydıklarımız esmalar, o bütünlüğü gayesine koyup büyüten hayatını da ehadiyete benzer. Yani o dalı, yaprağı, budağı, çiçeği her bir esmadır. Yapıştırdık. Niye hayatiyeti devam etmiyor? Çünkü içinde ehadiyet yok. O esmaların bir araya gelmesiyle içerisindeki hayat sanki bütünselliğin tekliği, ehadiyet. O ağacın hayatiyeti ehadiyete misaldır. Ehad'la diğer isimler arasındaki farkı. Ehad'ın içerisinde ilah yoktur. Hiçbir isim koyamazsınız. O basittir. Alt tabiri değil bu basit. Yani ustadımızın misaliyle çeşitlilik değildir. Yani birkaç tane ile bir ar- mürekkep der 32. sözde. Mürekkep değildir. 29. sözde de geçer. Hayat mürekkep değildir. Yani farklılıkların bütünselliği değildir. Hayat tek bir hakikattır ama her şeydir. Mürekkep değildir ama her şeydir. Bu ehadiyet. Zeka, burayı da şey yapın, zeka ile akıl şey yapacağız. Çünkü zihine gireceğiz şimdi. Zeka, nedenselliktir. Akıl ise bütünselliktir. Çalışırken bugünkü şeylerim. Zeka, insanı dışlaştırır. Akıl ise içleştirir. Zeka nedenselliktir. Akıl nedensellik değildir. Buna ihtiyacı olursa, akıl nedenselliğe ihtiyacı olursa zekayı kullanır. Kavramlarla akıl yürürken zeka da zahirleriyle yürür. Zeka lügatla, tanımlama ile, renkle, suretle yürürken akıl kavramlarla yürür. Mesela akıl nedir? Zihin nedir? Lügata bakarsın, senelerce buna uğraşmazsın. Neyin peşindeyiz? Kavramların içerisini doldurmak istiyoruz. Zihin nedir kavramı? Bilmiyor. Biraz önce bahsettik. Tefekkür nedir? Bilmiyor. Lügatını biliyoruz. Evellemek yani. Kainatı yaratan zatın gayesiyle kainata bakabilmektir. Yani tefekkür neydi? Kainatı yaratan zatın gayesiyle kainata bakmaktır. Lügat oldu bak işte. Ne işin var başka şey? Ha bu zekadır. Bu zekadır. Ama zeka ile akıl arasındaki farkı düşündüğün zaman akılda ille nedensellik yoktur. Ama nedenselliği de kullanır. Devam. Zeka insanı dışlaştırır, akıl ise içleştirir. Ondandır ki Kur'an devamlı akla vurgu yapar. Buna ihtiyacı olursa akıl zekaya kullanır. Kavramlarla akıl yürürken zeka da zahirleriyle yürür. Zekayı dış şartları, zeka dış şartlar ki bunların başında, yani zeka ne ile çalışır? Dış şartlarla. Yani başta beden, cinsiyet, zahirde tanımlamalar nedir? Lugattır, surettir, kadındır, erkektir, soğuktur, sıcaktır. Yani zeka bunlar yürürken, hele hele beden hayatıyla yürürken bedensel hayatı esas alır zeka. Ben bana yeterim, bak iyi dinleyin bunu. Ben bana yeterim deyip gaflete atan zekadır. Ben bana yeterim
diyen zekadır. Ben bana yetemem. Bu akıldır. Gafiller deli değildir. Biliyor. Kur'an onlara gafil diyor, cahil diyor. Yani bilgisiz demiyor. Peki ne demektir? Bunlar zekidirler. Biliyorlar ama cahiller. Dışlaşmışlar. Bir fikrin en çabuk, konuyu değiştiriyorum biraz şey olsun. Bir fikrin en çabuk yayılmasının en büyük sebebi kurucusu olanı yok etmektir veya ona acıması saldırmaktır. Bugün Risale-i Nur'un parlamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de türbin oynamamak, vitrinlere çıkamamak. Bu nurculuğun banisi lokomotif olan Said Nursi Hazretlerine hücum etmeleridir. İyi oldu. O bir davanın sahip yani kurucusuna, vesileliğine yok ederseniz, hücum ederseniz o çok çabuk yayılır. O oturur. Bir yerde okuyorum. Vahiy Harun gene ortadan kaynayacak. Vahiy deyince bu adama bir şeyler oluyor. Kelam-ı ilahiden olduğundan seni, bu da çok önemli bugünkü tefekkürüm. Bak bir de vahiy kelam-ı ilahiden olduğundan seni yapılandırdığı gibi sana aslına dönüş yolunu açar. Bak şimdi Allah'ın subuti sıfatını düşünün. Lef-i mahfuza indi. Subuti sıfattan, kelam sıfatından lef-i mahfuz sürecine ne deniliyordu? Kelam-ı ilahi. Lef-i mahfuzda ne oluyorsa ayete dönüşüyor. Lef-i mahfuzdan insana inmesi vahiy. Bize indi. Bu vahiy çift çalışıyor. Otoban gidiyor. Gidiş gelişi var. O yolu bana vahiy açmış oluyor. Onunla bana geliyorsa, internet gibi bana mesajınız geliyorsa, aynı yolla ben de mesajımı gönderiyorum. Vahiy ile bana bir şey geliyorsa, vahiy yoluyla ben de bir yere gidiyorum. Allah Allah. Yani vahiy ötelere doğma yoludur bu manada. Nasıl ki kelamın kaynağını söylüyorum. Bizim ruhumuzdaki latifelerden, kalbimize, dağın tepesindeki kar topundan insin aşağıya, bırak onu, vadiye inene kadar. Ruhtaki latifeden in kalbe, kalpteki duyguya, in aşağıya, vicdandaki hisse, dimağdaki fikre kadar o bütünselliği ve vacibül vücudu bizi dışarıya tanımlayan, taşıyandır kelam. Aynı zamanda bizim aslımıza dönüş yolumuzu açandır kelam. Vahiy bu makamda bir yoldur. Bizde nasıl dimağdaki, bizim kafamızdaki dimağda tahayyül var ya, hayal. Manaya yani bu ruhtan kalbe, vicdana, dimağa gelen o şeyleri kelama nerede dönüşüyor? Libas nerede giyiyor? Hayalde. Ha, hayal manaya kelam libasını diktiği gibi alemi misal de vahye libas giydiriyor. Alemi misal, Osman bunu kaydet. Alemi misal aynı zamanda bir manası vahye libas giydirendir. Libas diken. Evet, libas dikendir. Çok keyif aldım bugün. Bugün durumumuz etten iyi değil. Alemi misal libas giydiriyor. Nereden çıkıyoruz? Benim hayalim nasıl ki ruhtan, kalpten, vicdandan, dimağdaki o dağın tepesindeki kelam manalara, hayalde ona uygun
elbise yani kelam giydirdiği gibi bendeki hayal alemi misalim bendeki nümunesi. Küçük alemde bunu yaparsa büyük alemde de aynısını yapıyor. Küçük kainatta tahayyül neyse büyük alemde de alemi misal öyledir. Efendim buraya kadar ısınmayı yaptık. Şimdi sayfa size gönderdim. Cep telefonunuza gönderdim. Şimdi oraya geçiyoruz. Bu ısınmadan sonra cep telefonunuza geçiyoruz. Keşke gafur zamanında gelseydin de ısınmaya da ortak olsaydın. Abi kelama şükrede bir şey söylenebilir mi? Sıfat olan kelam zatın elbisesi gibi düşünülebilir mi? Bir daha söyle. Sıfat olan kelam zatın elbisesi desek? Kişinin veya ona nispet edersen doğru. Kelam var ya subut-i sıfattan, ilim, irade, kelam. Elbisesidir. Yani böyle muayyenleştirmeden, haddimiz hududumuzu korumak şartıyla böyle elbise dediğimiz zaman elbise eğer zihnine gelmiyorsa diyebilirsin. Eğer kelam zatın libasıdır, elbisesidir diye elbise, atlet, palto hatırına geliyorsa değildir. Mekansız mekan. Tamam. Nasıl? Öyle bir şey işte. İdraki mal bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Evet. Sizin cep telefonunuza göndermiştik. Orayı 168 açar mısınız? Muhakemat 152. Zihin dersine hoş geldiniz. Isınma olmuştur. İbrahim. Bremen Afen'den ki İbrahim. Biraz ısındır mı abim? Abi hazır ısınmışken bir kaynatalım mı hafiften? Hafife, peki. Tamam. Birinci abi, önce noktada bahsettiğiniz hayalen... Selim seni dinliyor. Abi mesela Yunus Aleyhisselam'la alakalı bahsettiğiniz hani hayali kullanma, tefekkür metodunu uygulama falan. Bu noktada demek ki ya şöyle bir şey geldi. Romanlar ve filmler vesaire bizim bu sistemimizi ifsad ediyor. Hani siz diyorsunuz ya mesela ekranlara mesela insan baktığı zaman dikkatini veriyor işte vesaire seni içine çekip taciz ediyorlar seni diyorsunuz ya abi. Bu sistemin müsbeti de Kur'an demek ki temsilatla bize bunu yaptırmaya çalışıyor. Fakat medeniyet böyle muarazasını bize bu edebiyatlarla, romanlarla, hali hazırda filmlerle gösteriyor demek ki bunu. Evet. İkinci de abi en son dediğimiz mesela semadan arza bir yol olduğu gibi diyor. Arzdan da semaya bir yol vardır. Vahiy sistemini bu noktada kullanmada anlattınız ya abi. Demek ki hani insan bir kere bile olsun hayatında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesinin en mühim bir hikmetini de burada yani biraz daha anlamış oldum aleminde. Yani nasıl adam bir kelime niye adamı ebedi cehennem veya cennete inazet etsin? Demek ki vahiy noktasında, mazhariyet noktasında bu kelamı tasdikle beraber alemi misal noktasında açılıyor ki ben de o alemlere gidebiliyorum. Yoksa o alemler benim için mağdum kalıyor değil mi abi? Evet. Şöyle de oluyor mesela, maddi bir örnek vereyim, İbrahim'i de gördüğüm için hatırladım. Almanya'dan telefon alıyorum, Türkiye'ye geliyorum, sorun oluyor. Almanya'da o aldığım telefonu bir Alman kartını takayım, tak, çıkart. Getir Türkiye, değişiyor. Yani o La ilahe illallah Muhammedun Resulullah de, tak, çıkart gibi. Evet, Muhakemat 152, sayfa, defter, size gönderdiğim sayfa 168'de. Gördünüz. Şu nükte ve noktaları bildikten sonra geniş ve muhakemeli ve mudakik bir zihinle dinle ki kapat. Geniş, bak şu nükte ve noktaları dinledikten sonra geniş ve muhakemeli ve mudakik bir zihinle dinle diyor. Zihinle dinle. Bu lugatı bir vereyim dedim.
biraz da ben tabirin içini doldurarak vereyim dedim. Mahkeme. Abi sayfa kaçtı, ben onu göremedim. Cep telefonuna Dima grubuna attık, 168. Tamam abi. Hemen o 168 açtığınca muhakemat 152 abi. Muhakeme hem lügat hem tabir içinin alemi şehadeti ve alemi gaybı serbest bölgeden diman mertebelerinden beslenip karar vermek. Mudakik ise muhakemeli olan vicdanındaki hisleriyle de harmanlayıp bilmek, görmekle dengede istikamette kalmakmış. Bunu lügatta bulamayız. Bir daha muhakeme ve mudakik. Dedi ya, muhakemeli ve mudakik bir zihinle. Muhakemeyi bir daha okuyorum. Defterinize, gerçi telefonunuzda var. Alemi şehadeti ve alemi gaybı, alemi şehadeti ve alemi gaybı, insanın dimağındaki serbest bölgeden, dimağın mertebelerinden beslenip karar vermesi. Mesela muhakeme, insan aklın sıfatıdır. Aklın sıfatıdır, muhakik ve mudakik. Peki içerisinde ne var? İnsanın dimağındaki serbest bölgeden ve dimağın bütünselliğinden besleniyor. Alemi şehadet, alemi gaybı önüne koyuyor. Dengeli karar veriyor. Mudakik ise bu muhakemeli olan dima ve vicdan, muhakemeli olan kafada, hislerle dolu olan vicdanla, muhakemeli dimağını, hisli vicdanını karma yapıp bütünselliğe, dengeye getirip istikamette kalabilendir mudakik kişi. Şimdi bu muhakeme ve mudakik haliyle zihni aktif edip dinlemek. Zihne nispet ediyor. Diyor ki, sen diyor muhakemeli ve mudakik olunca zihinde ayat-ı tekviniyelerle aktif olup diriliyorsun. Şahsiyet diriliyor. Hani tefekkürü söylemiştim ısırmak için. Tefekkür neydi? Bedeni misalilerle yeniden yaratılmaktır. Tefekkür anı, an-ı seyali. O tefekkür anda bu ben değilim. Şahsiyet yaratılmaktır. Hani ampul vardı ya, elektrik saniyede 60 defa yanar söner. Tefekkür anında bedeni misalilerinlerle, bedeni misalilerle yaratılmaktır. Peki nerede bende? Zihinde. Hasan abicim, müdakkik kalbin süveydasının dışa vuruşu mu oluyor sanki? Evet. Yani mudakkik kalbin vicdandaki dışa vuruşu, muhakeme ise dimağdaki dışa vuruşu. İkisini cem ettiğin zaman zihinde diriliyorsun. Var oluyorsun. Hani 138 miydi sözlerde? Diyor ki 13. sözde. Yusebbihu tusebbihu, dinleyenin diyor zihninde alem diriliyor diyor. Şu mevcudat, ölmüş mevcudat, meyit böyle, cenaze gibi, mezbaa gibi, ya bu dünya ne ki? Böyle bir ölmüş mevcudata Kur'an nuzul ediyor ve diyor ki yusebbihu tusebbihu, yusebbihu semavatı vel ardı ile ilahir söylüyor. Yani sema ve arzı siz ölü zannediyorsunuz. O ayeti dinleyenlerin zihninde diyor, çok önemli, onu kaçırma, zihninde diriliyor diyor, zihninde. O bizim ana trafomuzdur. Ana trafomuz. Yani tamam mı? O... Evet.
Bu dirilmek, tefekkür hatlarımız mı oluyor abi bizim? Evet. Diyor ki Yüsemü lillahi ma fi semavati ve ma fil erdil melikil kuddusil azizil hakim gibi ayetleri işit bak. O ölmüş veya yatmış mevcudat alem yüsebbihu sadası ile işitenlerin işittim zihninde nasıl diriliyor? Diriliyorlar. Hüşyar oluyorlar. Kıyam edip zikrediyorlar. Zihninde diriliyor. Vücudu harici çıkıyor. Ama kör olası işte cehalet. Vücudu harici atom zannediyoruz. Sırf de sıkıntı çekiyoruz Risale'yi anlamakta. Yani diriliyor kardeşim, diriliyor. Hep buralarda sureti oluyor. Hep burada oluyoruz. Sen Allah'ın özel muamelesi olmadıkça Allah sana nasıl muamele edeceğini, haşirde nasıl muamele göreceğini vicdanen hissedersin. Bilirsin, bilirsin. Kaçamak yapmasan. Ha, Allah'ın özel muamelesi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şefaati, hizmetin şahsı manevisi, büyük zatların sana himmetleri hariç. Kendin hasenat seyyiatla sen haşir meydanında nasıl muamele göreceğini aşağı yukarı %50-60 hissedersin. Bu vicdanda oluyor işte bunlar. Şey vicdanın zihninde oluyor. Ya. İşaret-i caz 78. Bu manayı zihinle dinleye delil. Bu işaret-i caz müstakil bir yer okumuyorum. Biraz önce okuduma delil. Gördünüz değil mi telefonunuzda? Alel ekser kulak penceresinden kalbe girerler. Kulaktan çok ilginçtir işaret-i cazda söylüyor. Niçin Kur'an diyor ilk önce ala semim ve ala ebsarim hışave ilk önce kulak gidiyor diyor. Çünkü kulaktakiler direkt kalbe gidiyormuş biliyor musun? Sonra dimağa çıkıyor. Evet. İki tane. Bak kulağa bakar mısınız? Doktor Süleyman. Abim bu kulağın yarısı. Bu kulağın yarısını kes yapıştır. Kalp oluyor kalp. Bu benim tespitim değil. Birilerinin tespiti bu. İki kulak. Her bir kulak elma gibi düşünün yarısıdır. Kalbin yarı, kalbin şekline benziyor. Görüyor musunuz? Tak. Tak. Birleştir kalp. Ya. Severim bu işleri. İyi ki bu dünyaya gelmişiz ya. İyi ki bir sürü dertlerimiz de var. Ne diyor ya bu diyor. Üstad diyor ki dertler bana dermanıymış. Gafur diyor ki benim dertler benim derdimmiş. Üstad diyor ki derdim dermanmış. Peki dermanı nedir acaba? Dönüşmekmiş. Dertler derman ise, dertleri derman ise olumsuzluk. Olumlu olan nedir ustada? Dertler derman ise, dermanlar nedir? Onu burada yaşamaktır. Şu anda arkadaşlar bu tefekkür dersi, bu dersi dinlerken burada olduğunuzu zannediyorsunuz. Bu büyük bir aldanıştır. Oraya doğuyoruz. Oraya doğmasan, o kapı sana açılmasa sen bu zevki ve lezzeti yaşayamazsın. Bunlar hakikat zevkidir kardeşim. Zevk, cinsellik veya maddesel yeme içme üremekten kaynaklanan şeydir zevk. Lezzet ise batındır. Bunlardır. Hakikat zevki burada yaşanırken ama buralı değildir. Vicdan azabı, vefa, kadir şinaslık, irfanlık buradadır ama buralı değildir. Seni bu yaşadığın şu aletlerini kafir hayal bile edemez. Hayaline gelmez. Şimdi dinleyin. İşaret-i caz 78. Ne kadar şükretsek azdır.
ne kadar şükretsek azdır. Al elekser kulak penceresinden kalbe girerler. Bu itibarla semi kalbe yakındır. Koca ustad be. Delikanlıymış ya. Kulaktan kalbe derken, kulaktan kalbe derken, vicdanda kalbin mazarı hissiyatı olduğundan, kulaktan zihne girerler. Bak, kulaktan direkt kalbe şey yapmıyor. Vicdana gidiyor. Vicdandaki hislerle, zihinle boyalanıyor. Ondandır ki, kalpten iman olması için zihinden de geçiyor. İman kalptedir ama o gelen hakikatler kalbe girene kadar vicdana vuruyor. Nasıl ki vahye ilk muhatap dimağdaki akıl ise kalbe de girmeden ilk muhatap da zihindir. Vahiy geldiği zaman, bakın iyi dinleyin. Vahiy muhatabı kimdir? Akıl. Onunla itikat olur. Vahiy kalbe inerse, yani vicdan zihne inerse, onunla da iman olur. Bir daha. Vahiy akla iner, kabul ederse, bir daha. Vahiy akla iner, akıl ihtiyar eder, kabul ederse dimağda itikat olur. Bu itikat zihne inerse, zihin dedi vicdanda, irade ederse, zihinde olanı onaylarsa, kalpte iman olur. İrade olmadan iman olmaz. Çünkü ihtiyar hayvanlarda da vardır. 24. sözde geçiyor. Mesela kedi ekmeğe nispeten ciğeri tercih eder. Arı taşa nispeten çiçeği tercih eder. Anladık değil mi? Ah, dima grubu tahtamız olsaydı, İstanbul'da ders yapıyorduk ya, çizerdim bunu. Ya ne yapayım, onun için yırtılıyorum ama mutlaka çiziyorsunuzdur. Vahiy dimağa iniyor, akla iniyor, akıl ihtiyar edince dimağda itikat oluyor. İtikat vicdana iniyor, vicdandaki zihine iniyor, orada da vicdanda irade var, o zihindekileri oynar, o onaylarsa zihinden sonra kalpte iman oluyor. Hasan abiciğim, ben bayağıdır katılamıyorum derslere. Biraz herhalde maişet derdi beni, hakkınızı helal edin. Şimdi birdenbire bu güzel dersin içine düşünce herhalde çarpıldım. Hani sıcak suyu koyarsınız plastik kaba da yamulur ya, öyle yamuldum gibi. Şimdi bir şey söylemek istiyorum abiciğim, müsaade ederseniz. Şimdi köprü, hep köprülerden bahseder değil mi Risale Ünlü abi? Bazı köprülerden geçiş yapılır, bazı köprülerden gidiş geliş yapılır abi değil mi? Karşılıklı geçişler olur. O taraftan bu tarafa, bu taraftan o tarafa. Öyle mi abiciğim? Evet. Şimdi bu manada abi zihin çift taraflı geçişin yapıldığı köprü müdür abi? Ve bir şey daha eklemek istiyorum abicim. Şimdi irade-i ilahiye cilvesi olan evamiri tekviniye diyor abi. Bakın, irade-i ilahiye cilvesi olan evamiri tekviniye. Ben zihin deyince hep anlıyorum ki abi, evamiri tekviniye nedir? Hani böyle parça parça birleştirirler ya abi, neydi onun adı, ne diyorlar ona? Yani bütünlüğü puzzle, evet. Evamiri tekviniye puzzle'ında parçaları biz oluşturuyoruz abi. Ama nihayeti bunun bütünlüğü sanki buğulanmış bir camı siliyormuş gibi parlatıyoruz ama en son ortaya çıkan abi irade-i ilahiyenin cilvesi olan evamiri tekviniye. Yani burada bize ait olan nedir abi? Burada bize ait olan nedir?
hiçbir şey. Hiç dini bilmek. Çünkü en büyük zulüm kendine vücut rengi vermek. Tabii hiç dini bilmek için ilim lazım. Bir yerde desen gülerler. Niçin ilim yapıyorsun? Hiçbir şey bilmediğimi, cahil olduğumu, hiç olduğumu öğrenmek için yapıyorum. Anlaşılmaz bu. Dersten başında yoktun, şöyle bir cümle geçmişti ısınmak için. Ey dimağcılar, ey enfusçu kardeşlerim ve ey ben. Senelerce Risale-i Nur'un enfusi, hissi, fikri dersleriyle meşgul oldun. Sanki benim hakikatıma hiç sazın teline dokunmamış gibi, hiç benim hakikatıma dokunmamış gibi geliyor. Niçin? Çünkü ben sonsuz olduğumdan dolayı bunlar ne kadar kazanım dahi olsa bize dokunmuyor. O dokunmadığı için tanımlanamıyor. Onun için hep kendini eksik hissedersin. Bizim olan budur. O zata aç, fark, noksan ve kusurunu deruhte etmeyle ayna olmaktır. En azından bunu bilmektir. Mesela ustad fakirlikle kudretini açsa kudretini, fakirlikle gınasına aynı olmaktır. Yani böyle alemimizde tanımlamak. Devam edeyim biraz. Her bildikçe, yani hep suyu kap dolmuş zannederiz. Bu derste böyle hani boş kabı çeşmenin altına koyarsın, boşken yaptığı ses, ortaya kadar gelince yaptığı ses, dolunca yaptığı ses farklıdır. Şimdi bu derslerde yapıyoruz ama nasıl bir dipsiz dip var ki hiçbir şeyimize dokunmuyor bu. Yani bir doldurmuyor. Bu da insanın sonsuzluğunu gösteriyor. Dimağdakiler vücudu ilmin meratipleri ki bak Evameli Tekbi ne söyledin? Dimağdakiler vücudu ilmin meratipleri ki evamiri tekviniyeler. Vicdandakiler ise hani dimağdakiler vücud-i ilimdir. Bunlara evamiri tekviniye. Vicdandakiler ise vücud-u hariciler ki ayat-ı tekviniye. Zihin illet-i tamelidir. Akıl ise illet-i tamesizdir. Çok acayip bir tespit. Mesela dün vakıf Mustafa kardeşlerle SBA'ya, Giresun'a dershane açmaya giderken vakıflarla hep beraberdik, Karabalık. O yolda bir sohbet olmuştu. Şimdi dimağda tasavvur var. Malumat, bilgi, zanlarımız orada. Bunlar sabit değil, bilgiler, malumatlar. Değişebiliyor, dönüşebiliyor, şekil almamış. Bunlar illeti tamesizdir. İlim ise, ilim neredeydi? Tasdikte. İlme dönüşürse, ilim demek bilgi değildir, ona dönüşmektir, dönüşümü kabul etmektir. Dönüştünse ki ilim olur, dönüşmememiş olamazsın. Dönüştün artık. Onun için ilim illeti tammelidir. Bilgi illeti tamesizdir. Osman bunu kaydet kardeş. Tamam abi. Yani tasavvurdakiler illeti tamesizdir. Tasdiktekiler ise illeti tammelidir. Olmuştur, olmamış düşünülemez. Onun için kader risalesinde illeti tammel olabilmesi için lüzum, vücub, zaret lazım. Ne demek biliyor musunuz bu? Allah zatıyla kainatta değildir.
ilim, irade, kudretiyle kainattadır. Ustad da ne diyor bu üç tane sıfata? İlim, irade, kudret ya. Lüzum, vücub, zaruret. Üçü bir araya gelirse ilim, irade, kudret illeti tam oluyor. O illeti tam olmuştur, olmamış düşünülemez artık. Onun için Ustad Vesvese Risalesi'nde 278'de ilimi faili muhtar, illeti tammeli gösteriyor. Diyor ki ilim onu tard eder. Yani ben desem ki çık dışarı, çık, 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 çık. Çıkar mısın? Yok. Tard eder bak. İlim onu tard eder. Yani çık. Çık. İlim, Hazreti Ali diyor ki radıyallahu anh, ilim bilgi değildir. Malı, dünya malını sen korursun diyor. İlim ise o seni korur. Yani illeti tamelli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ne olur şu üç tane ismi endeks yapabilirsiniz. Allah bu kainata ilmi, irade, kudretiyle vardır. Zatiyle insanda vardır. Bu üç tane isim bir araya gelirse illeti tam olur. Onun kader risalesindeki adı lüzum, vücub, zaruret. Hasan abi, vicdandaydı. İlim, irade, kudret vicdanda o zaman oluyor öyle mi? Tasdikte vicdan da devreye giriyor aynı anda. Evet. Efendim Osman'ım. Hasan abi, bu şimdi akılda illeti tamesi dediniz ama şimdi akıl berzahtı. Yani serbest bölgede illet tammezi anlıyoruz ama akılda berzah, sanki akılın bir kısmı illet tammeli, bir kısmı illet tammesiz gibi duruyor. Osman, akıl şöyle berzah abi. Eğer akılda illet-i tamme olsa her aklettiğin şey vücud hariciye dönüşmüş demektir. O değildir. Akıl burayı bu berzah ile tasdike atar veya tasdik, ilzam, iltizam, itikatları akla gelip tasavvur, tahayyüle dönüştürür. Onun için akıl illeti tamme olamıyor. Yani düşündüğün şeye dönüşmüyorsun. İlleti tamme olursa olmamış olamazsın, dönüşmüşsün. Tasdik ise, ustad ne diyor? Vahye muhatap olan akıl dediğimizde illet-i tammeli olmuyor mu? Kabul ediyor. Kabul ediyor. Kabul ediyor. Sistemi bütünleştiriyor. Tasdik de ona dönüşüyor. Tasdik de oluyor. Evet. Ama peki akılda ne oluyor? İyi dinle. Allah'ın kelam sıfatı, subutu sıfattan lef-i mahfuza, kelam-ı ilahi geldiği zaman lef-i mahfuzda kelam-ı ilahi ayete nasıl dönüştüğünü ben bilmiyorum. Ama ayete dönüşüyor. Lef-i mahfuzdan Arabistan'daki zata inene ayet denilir. Yoksa kelam-ı ilahiden lef-i mahfuza ayet inmiyor. Bir şey kullanacağım. Aynı bu örnek gibi. Vahiy aklımıza geliyor. Akılda ne oluyorsa bu vahiy ilim oluyor. Furkan oluyorsun. Kur'an oluyorsun. Lef-i mahfuzun küçük nümenesi o dimadır diyor ama küçük nümenesi o taakkul denilen yerdir. Peki lef-i mahfuzun işlevi neyse akılın da işlevi öyle. Lef-i mahfuz neydi? Kelam-ı ilahi vahiy ayete dönüştürüyordu ve vahiy oluyordu. Aklımız da gelen vahiyi bize dönüştürüyor. Peki tasdikte ne oluyorsun? O dönüşümü kabul edip ona dönüşüyorsun. O oluyorsun. Onun için canlı Kur'an. Hani Ayşe-i Sıdıka radıyallahu anh'a validemize demişler ya, Allah Resulü'nün ahlakı nasıldı? Siz Kur'an okumaz mısınız? Hulukul Kur'an. O Kur'an ahlakını ta kendisi. Yani ona dönüşmüş. İşte bu tasdikteydi.
Evet. Hasan abicim bir şey söyleyebilir miyim? Evet abi. İllet-i tamme vücuda gelmesi değil midir özde abi? Yani bütün şartların oluşması ve vücuda gelmesi. Vücut hariciye çıkması. Vücut hariciye çıkması, evet. Şimdi peki abi bu zihinde oluyorsa, tövbe nasıl bir şeydir ki abi? Bu vücudu hariciye çıkan vücudu mu değiştiriyor abi? Yani harika. Onu yok saymıyor tövbe. Gafur, ne kadar tövbe edersen et, affa layık dahi olsan o yok olmuyor. Ama Allah hesap sormuyor. Çünkü illeti tameli. Atam Allah ben sormayacağım diyor. Peki nasıl temizlenecek o? Şöyle birisi sormuştu. Şöyle sormuştu. Bir yere gidiyordum da arabada sordu. Dedim ki sağa çekeyim anlatayım çok ciddi. %51 sebabım var. %49 günahım var. Cennete gideceksin. Cehenneme gitmeyeceksin. Peki kardeşim, %49 günahını cennette ne yapacaksın? Ya evet cennetliksin ama pislikler var. İşte nerede temizleniyor biliyor musun %49 günahlar? Haşir meydanında temizleniyor. O illeti tameli nasıl temizliyor? Bak şöyle tövbeyi anlatıyorum. Ey kulum, bir tane de yaparsan memnun olurum. Şöyle zencefil. Ey kulum, sen bu kadar nimete vasıl oldun. Bu kadar ikramlara mazhar oldun. Bak bunları sana yaptım. Haşir meydanında diyor. Sen ise bunu bana böyle yaptın. Rüştü abi derdi ki bu hadislerden bulmuştu. Orada tasaykul. Orada diyor bir yanma olacak vicdaniyat. Yazıklar olsun bana, levm olsun bana. Yani insan cehennem olsa da gitsem de Allah beni böyle utandırmazsa. Bazılarını alenen rezil edecek. Kim o? Günahı alenen işleyeni. Bizim gibi insanları da orada rezil etmeyecek inşallah. Ama diyecek ki, ey Hasan, sana böyle ikram etmiştim. Tamam affettim. Ceza vermeyeceğim. Tövbeni kabul ettim ama bana bunu niye yaptın? Böylelikle cennete uygun bir temizleme geçireceğiz. Kim? Herkes. Ya. İllet-i tame günahlarımız zannedi ya, tövbe ne yapıyor? Hesap sormuyor. Hesap yok. Ama hani deriz ya, sen bana gafur hesap sormasın, ben de sana hesap soramam ki. Ama veya diğer kardeşlerim, ama siz günahınızı burada, hele hele buradaki kardeşlerin görmesini ister misiniz? Yanarız değil mi vicdan? Yani mahvoluruz ya. Çok utanırız abi. Çok. Ha, bu haşir meydanının küçük provası işte. Ya. Evet. Devam ediyoruz. 169. sayfa. Sözler 427. İyisiniz değil mi? Daha yeni sınıyoruz ha. Daha 4 sabaha kadar buradasınız. İnşallah. Bazıları diyor dikey bak yazık. Yani çok güzel ya. İyi böyle bir Kur'an'a, hele öyle bu korona denilen şeyle, Hazreti Korona'nın aktif olduğu bir dönemde böyle bir dersi yaptıran Allah'a hamdolsun. Böyle bir derse talep eden, etrafına oturtan bizi, ya sizin işiniz kolay, ders dinlemek sizin işiniz zordur. Ya, kolay dedim, ters söyledim. Ders dinlemek, şeyh olmak, ders dinlemek, mürit olmak tabi. Ders dinlemek, mürit olmak zordur. Şeyh olmak, ders anlatmak kolaydır. Gel bildiğin halde, aşağı yukarı ben de bir şeyler diyebilirim dediğin halde oturup sessizce ders dinlemek her baba yiğitin işi değildir. Ders dinlemek zordur. Şeyh olmak
kolaydır. Mürit olmak zordur. Talebe olmak zordur. Risale'nin talebesi olmak zordur. Talebesin. Ne kadar okursan oku talebesin. Evet, sözler 427. Kur'an-ı Hakim ka olur cüzi bazı maksatları zikreder. Yani burada yukarıdaki derste ne çıkarttık? Akılda illet-i tamme yok. Zihinde illet-i tamme var. Çok acayip bir fark. 427 sözler Kur'an-ı Hakim ka olur cüzi bazı maksatları zikreder. Sonra o cüziyat vasıtasıyla külli makamlara zihinleri sevk etmek için o cizi maksadı bir kaide-i külliye hükmünde olan Esma-i Hüsna ile takrir ederek tespit eder, tahkik edip ispat eder. Ne demek, ne anladık diye. Bu arada yeni giren kardeşlerimize şunu söyleyeyim. Cumartesi Dima'da ben yapıyorum. Salı günü sizler hazırlıyorsunuz. Onun için salı dersleri rahattır, kolaydır biraz da. Cumartesi böyledir. Böyle fırtınalar eser böyle. Kopmamaya, sizi etrafınız meşgul etmemeye gayret ederseniz bu dersin içine girer. Etrafınız size elbise giyme giydirmesine müsaade etmeyin. Evet, şimdi buradan ne anladık? Diman meratiplerindeki hasreten akılda meratibi ilimlerin hakikatleri ise zihindedir. Yani akılda ilmin mertebeleri var. Zihinde ise hakikatleri var. Gerçi kalp, arş aynı makamda. Zihinde ise o esmaların külli hakikat meratipleri, vücud-u haricileri var. Teşekkür ederim. Teşekkür etmezsen kapı gıcıdar. Şimdi bir daha okuyorum. Diman meratiplerindeki hasreten akılda meratip ilimler hakikatleri ise zihinde var. Gerçi kalp, arş aynı makamda. Zihinde ise o esmaların külli hakikat meratipleri ve vücud haricileri var. Yani Esma-i Hüsna'ların vücud haricileri bizde. Meratipleri akılda. Nasıl ki ruh ism-i azam ve sıfatlarına mazardır. Bak iyi dinleyin ama var şeyinizde. Bir daha, ruh ism-i azam ve veya sıfatlara mazardır. Kalp isimlere mazar. Vicdan kanunlar olduğu için isimlerin, kanunların ve namuslarına mazardır. Kanun emirdendir, namus iradedendir diyor. Hatırladınız mı? 55 galiba Mesnevi Nuriye. Kanun emirdendir, namus iradedendir. Şöyle diyeyim. Elma 2000 küsür çeşidi var. Bu kanundur. Senin bahçendeki namustur. Seninkisi hepsinden imtiyazlı, sana astır. Tamam. Şimdi bir daha, ruh ism-i azam ve sıfatlara mazar. İn aşağıya, kalp isimlere mazar, vicdan kanunlar olduğu için namuslara mazar, dima ise esmaların suretleri ki cilve, cemal, nakış sanatlarına mazar. Yukarıdan aşağı inebildik mi abiler? Ruh, ism-i azam ve sıfatlara mazar. İn aşağıya. Kalp, arş aynıdır. Arş neydi? Esmaların perdesiz tecelli ettiği yerdi. O zaman
Arşta olan bir sıfat kalpte de vardır. Arşta esmalar perdesiz tecelli ediyordu. Kalpte de esmalar perdesiz tecelli ediyor. Vicdanda ne oluyor? Esmaların namusları var, kanunları var. Dimada ne oluyor? Esmaların cilve, cemal, nakış, sanatları var. Bir saat oldu. Bir tane de okuyayım mı? Bir tane de okuyayım. İnşallah. İnşallah. Sözler 516. Fakat şu zamanda maddiün fikri herkesi sersem ettiğinden en bedihi bir şeyde zihinlere vesvese vermiş. Görüyor musun vesvese? İşte şöyle vesveseleri izale için hadsi kalbinin ve izanı aklinin pek çok menbalarından bir mukaddeme ile dört menbana işaret edeceğiz. Buradan ne anladık? Serbest bölgede suretleri, diğer mertebelerinde de, diman diğer mertebelerinde de ilmi vücutları var vesvesenin. Anladık mı? Vesvesenin, diman serbest bölgelerinde vesvesenin sureti var. Diğer mertebelerde ise ilmi vücutları vardır. Bu vesvesenin zihinde de vücutları var. Zihin var ya zihin. Neydi? Kainatın işte bizim vücudu haricilerimiz. Şeytan vücudu harici değil midir? Zihinde giremese bile oraya da kalp kabul etmese şetme döner. Ondan zihne geçiyor. Zihne vesvese yapıyor. Kalp kabul etmiyor. Hasan abi siz dersiniz de vesvese kalbidir. Vehim aklidir. Bu sanki Hasan abi sanki vehim vesvesenin sanki sureti gibi mi oluyor abi? Yani evet. Nefis... Bak. O kadar büyük nimet ki şu vehim ve vesvese, bir cümleyle ifade edeyim. Birkaç derste olmadığın için sana hatırlatmakla seten ihtiyaç duyu hissediyorum. Vesvese imanımızın, vehim itikadımızın sallamasıdır. Allah Allah. Eyvallah. İmanla mükellef olmayanlara vesvese gelmiyor. Vesvese imanımızın, vehim itikadımızın doğru olup olmadığını sağlamasıdır. Elhamdülillah. Ya seviyorum bu Risale-i Nur'u. Hani kuru bir laf değil. Hani benim vasiyetimde yazıyor ya. Rahmetli Sufyan'a ve televizyona düşmandı. Risale-i Nur'a doyamadan gitti. Kardeşim, vesvese çok meşgul oldum bu olaylarla. Vehim vesvese zan, vehim vesvese zan. Son hulasa nedir? Vesvese imanın, vehim, itikadın doğru mu değil mi? Mertebesi ne kadar? Onun sağlamasıdır. Abi Emine buradaysa bir söylesin şeytanın insana sağladıklarını. Emre girmemiştir. Emre bugün yok. Çünkü senin gireceğinden dolayı girmedi. Bir tane yeter diyor gruba. Ya bir şey de zamanında söyle kapıları. Buradaydı şu an. Tam zamanında öyle bir yerdeyim ki. Gerçek durumda değilim. Yani oysa gruba bir kişi yeterdi. Peki Allah bu hakikatle aklanmayı nasip etsin. Şey çok hoşuma gidiyor.
Hak var ya, Cenab-ı Hak. Cenab yön, hak var ya, hak. Her derste zikrediyorum. Hak, bak şimdi. Hak, batıl. Doğru, yanlış. Karanlık, aydınlık. Zıtların bütünlüğünden istikamete her şeyin hakkı hayatını verebilmek, bu halete mazhar olmaktır. Nasıl bir ismi azam ya? Yani hak batıl, batıl yok olmuyor. İman küfür, küfür yok olmuyor. Ben de küfür dururken imanlı olmak. Hak ismi yapıyor bunu. Keyif veriyor bana. Subhanallah ya, hak. Hak o zaman zihinde canım anlat. Tövbe estağfurullah. Ya. Ya. Öyle mi oluyor değil mi abi? Evet. Mazhariyetin azami derecesini dedik ya biraz önce. Kalpte bu, vicdanda bu. Yani küfür bende yok olmuyor ki. İmanlıyım ama küfür var bende. Allah Allah, subhanallah. Ama hak hayatını vermiyor ona. Buna hak hayatı veriyor. Hak hayatın yok senin diyor küfre. Zıt, yani bu arada bak şimdi tılsım var, sır var. Sır neydi? Zıtları var, artı 10 derece bu odada var. Sıcaklık eksi 10 derece var. Ama ikisi de duruyor. Tılsım ise sıfırlanmaktır. Artı 10, eksi 10, sıfır. Sır ise zıtların cemidir. Hak ismi böyle sıra sahip. Hak. Mesela bir araba, bir şeye ben fasulye dikiyorum, tamam mı, şeyde. Çünkü gündüz çalışıyorum, terliyim diye. Ama düşünüyorum, o terlemem gerekiyor. Var ya, fasulyeye sırık dikiyorsun böyle. Kenara dikerken şöyle yapıyorum. Hızlı bağırıyorsun ya. Hani karet yaparken, şey yaparken, halter kaldırırken bir şey bağırıyorsun ya. Benim de ağzımdan hep o çıkıyor. Hık! Hık! Böyle. Hak! Karga bile hak diyor. Hayatın, dikkat ederseniz, çekiç nereye vurursanız hak diyor. Onun için her şeyde Cenab-ı Hak deniliyor. Cenab-ı Hay demiyor. Cenab-ı Kayyum demiyor. Cenab-ı Hak deniliyor. Risale bakın. Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hak. Nasıl ismi azam değil? Bizim ismi azamımız. Peki devam edelim biraz. Bitireyim şunu. Bir de okuyayım. Serbest bölgede suretleri, diğer mertebelerinde ise diman, vesvesenin vücudu ilimleri vardır. Bu vesvesenin zihinde vücutları var. Vücutsuz vücutları var zihinde. Vesvesenin de vücutsuz vücutları var. Zihindeki vesvesenin izalesi için ne yapacağız? Zihinde vesvesenin izalesi için ustad ne diyor? Bir, hadsi kalbi izanı aklı gösterilerek ortadan kalkar. Yani bedihi şeylere vesvesenin, bir daha, bedihi şeylere vesvese ile insan serseri oluyor. Maddi fikri ise sersem ediyormuş. Serseri ne demek biliyorsunuz? Serseri. Serseri. Sergerdan var, bir de serseri var. Şöyle. Şimdi etrafınızda çeşitli şeyler olduğunu kabul edeyim burada. Seni ortadan döndürelim böyle. Başın döner mi? Dön 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 dön. Bak bakalım, etraftakiler, her şey birbirine girer. Yani bu budur, bu budur diye tanımlayamazsın. Bu sergerdan. Onları tanımlayamadığın halde tahmin etmek serserilik bu. Serseri. Onun için bedihi şeylere vesvese eden, duyuyor musunuz? Bedihi şeylere bedihi şeylere de vesvese edenlere serser. Serbest bölgemiz serseri oluyor. Serseri. Sokak tabiri değil bu. Serser, serser. Vesves, zel zel e, vesves e, sel sel i. Bedihi şeylere. Onun için Karadeniz pekmez olabilir. Adam olabilir, olmuş tane diyor. Demek ki
Maddi fikrini yapıyor, sersem ediyormuş. Bedi şeylere vesvese eden de serseri oluyormuş. Zihinde ayat tekviniyelere karşı vesvese verir. Dimağda ise evamiri tekviniye karşı vesveseler verir. Allah iki canda aziz eylesin. Cenab-ı Hak bu hakla haklanmayı, Cenab-ı Hak'taki hak ismi azamını alemimizde inkişaf ettirsin. Alemimizde güneş olsun inşallah. Aslan abi lütfen kapatmadan bir şey sormak istiyorum abi. Dinliyorum. Hasan abi bakın hep tam kafamda netleşmeyen bir şey vardır. Bu tekvin aslında tekvin. Şimdi ilim, irade ve kudretin tekvinden çıkarttıkları diyorum. Bunu tam anlamıyla ben kafamda çok şekillendiremedim ama Hasan abi vicdanda zihni tekvin gibi gösterip irade ama diğerlerini ben yapamayız herhalde yapamayız ama yani zihin sanki bendeki tekvinin karşılığı oluyor abi. Bir şeyleri oradan çıkartıyorum ama nasıl çıkartıyorum bilmiyorum abi. Doğru mu konuşuyorum acaba? Yanlış mı? Neden? Tefekkürüm nedir bilmiyorum ama abi. Yani zihin sanki bendeki tekvinin karşılığı abi. Ben oradakileri çıkartıyorum. Yani Adem de var orada abi. Zihinde Adem de var yani. Yani o kadar benziyor ki zihin tekvine, zat-ı sıfata. Ama nedense arkadaşlar Nur camiasında, ilim dünyasında akıl çok öne çıkmış. Zekavet, zihin, zekilik, akıl. Hele Nur dünyasına akıl, zeki vesaire çıkmış ama zihin hakkında pek çalışma olmamış. Zihin ve akıl mukayesesi olmamış pek. Zihin böyle gizli kalması, gizemli olmasının sebebi, bugün ben sordum ya hakikata, sen yaptın, mukaddemede konuş yaptım. Ya çalışıyorum, artık dedim ya, bağırdım içimden, ya ey hakikat, gizleme kendini, çıkart, izhar et. Bana dedi ki, biz hakikatlar diyor, gizemli olmak, sırlı olmak, örtülü olmayı çok seviyoruz. Onun için, Allah-u Alem, evet çok benziyor, zihin tekvine çok benziyor. Çünkü tekvin, ayat-ı tekviniyelere baktığı için, tekvin, insanın zihni de böyle ağzım ne bileyim, şey geliyor, basit geliyor zihnimize. Hala zihnimiz zihnimize oturmamış. Yani zihnimiz zihnimize oturmamış, ne kadar derinlerde, ne kadar acayip bir şey ki. Ama bu kesin biliyoruz değil mi? Ruhun dört havası ve vicdanın dört anasırı, irade, zihin, his, latife-i Rabbani. Vicdanda olduğunu Ustad Sari söylüyor. 136 Hütbe-i Şami. Ya. İnşallah bu hakikatler dünyada biteceğini mi zannediyorsun? Bu biter mi? Bu berzahta da, sıratta da, haşirde de, cennette her tarafta devam edecek bu yol. Vahiy yolu açıldı kardeşim. Vahiy haşa haşa, cennetten de üstün. Hayal edin şecere-i hilkat. Cennet, cehennem nerede? Arş nerede? Oraya bir üstü de lef-i mahfuz var. Oraya ayetlere dönüşmüş kelam-ı ilahi. Arkadaşlar, işte bu dersler, bu hakikatler, bu cennet üstü olan arşta da, lef-i mahfuzda da, arş-ı azamda da, kab-ı kavsene kadar bunlar hep seyahat edilecek, inbisat ve inkışaf edilecek. Bunlar yaşanacak inşallah. Kimler yaşayacak? Müjde demiyorum. Ben salih olarak ki ben kendim alemimde oturmuş olanı söylüyorum. Kime verilecek? Dünyada verilene verilecektir. İsa Aleyhisselam'ın ayetinde geçiliyor. Verilene verilecektir. Kim bunlar? İsteyene verilecektir. Her isteyene mi? Hayır. Her isteyene verilmiyor ama verilenler de isteyenlerdir. Bak, verilene verilecektir. Size verileceğine inanıyorum. Çünkü
Allah vermek istemeseydi, istemeyi vermezdi. Şu anda bu dersin etrafında halka olup oturmamız istiyoruz. İstiyoruz. Verildi mi? Verildi. Verilmese seni bu kadar bu saatte oturtmaz. Verildi ki bak varsın. Verilene verilecektir. Size bir şey de söyleyeyim. Biz hadislerde, Kur'an'larda Cenab-ı Hakk'ı şöyle tavsif ediyoruz. Yani Rahman, Rahim, Hakim, Vedud değil mi? Musa Aleyhisselam bozulmuş Tevrat'ta ve onun tefsiri olan Kabalah'ta ne geçiyor biliyor musunuz? Bozulmuş. Hani biraz önce İsa Aleyhisselam'dan söyledim. Verilene verilecek. Musa Aleyhisselam da Allah'a şöyle tavsif ediyor. Emeğin sahibine hamdolsun. Biz Allah'ın emeğiyiz. Kainat Allah'ın emeğidir. Bak bir daha. Emeğin sahibine hamdolsun. Emek. Hasan abicim son bir sual. Benim Hasan abim. Dinliyorum. Şimdi diyot vardır ya, elektriği bir tarafı verir diğer tarafı vermez Hasan abi. He. Şimdi bir de çift taraflı. Buradan gelenleri o tarafa, oradan gelenleri bu tarafa müsaade edebilir Hasan abi. Şimdi bakın hep dersiniz ya Hasan abi. Fena fillaha mazhariyet kolaydır. Beka billah'tır zor olan. Değil mi abi? Evet, o zor. Geri dönüş yani. Heh, işte bu abi zihinde bir tarafın noksaniyeti mi demek oluyor acaba? Çünkü ben zihini çift taraflı köprü olarak görüyorum Hasan abiciğim. Evet. Yani bu zihinde beka billaha mazhariyet olmaması zihinde bir tarafın eksikliği midir acaba abi? Evet, zihin. Yani çünkü Resulullah'ımız değil mi miraca çıkmış abi. Allah-u Teala ile karşılıklı görüşmüş, dönmüş, pazarda mal satmış, mal almış, pazarlık yapmış, eşiyle birlikte olmuş, çocuğuna bakmış, savaşmış. Yani öyle değil mi abi? Bu zihnin tam bütünlüğü müdür abi? Ya bu aklım almıyor ki. Ben oluyorum, tamam mı? Miraca gittim. Ettehiyyatü el mübarekatü ve selavatü etteyibatü lillah. Muhatap olmuşum, muhatap ilahi. Bütün kainatın fabrikaları, tezgahlarını görmüşüm. Kendi yaratılışım, sürecime şahit olmuşum. Şehit oldum orada. Gel, at mübayasında pazarlık yap. Zırh giy. Ama orada ölmeyeceğini biliyorsun. Orada nasıl öleceğini... Nasıl öleceğini, yaşını, ömrünü nasıl öleceğini biliyorsun. Gel burada ölmemek için zırh giyiyorsun. Savaşta ölmeyeceğini gördün zaten. Zırh giyiyorsun. Nasıl bir denge, nasıl denge şey yapmamış. Anlıyor musunuz bu? Bir daha. Sen her şeyin tezgahını gör, kaynağını gör. Yaşını bil, nasıl öleceğini bil. Gel alemi şehadete. Zahir'de ölmemek için zırh giy. Ölmeyecektin ki zaten bu savaşta. Yok. Zahir'de zırhı giy. Nasıl bir insan ya bu İbrahim? Bilmiyorum abi. Yani hayali öyle direkt düşünürseniz, duyarsanız keyif alamazsınız. Gözünü kapat. Miraca gidiyorum. Her şeyin tezgahını görüyorum. Muhatap ilahi oluyorum. Her şeyim ne demek cennet cennet zaten ben kendi hakikatimi gördüm. Kainatın sürecini seyrettim. Kendi yaratılışımı seyrettim. Bir kenarda da nasıl öleceğimi, nerede öleceğimi, yaşımı da gördüm. İniyorum aşağıya. Zırh giyiyorum, kuşanıyorum. Ölmemek için bunları iş yapıyorum. Lan ne zaman öleceğimi biliyorum zaten. Bunları yaşa böyle. Zırh giyiyorum. Al. Ya bu nasıl akıl kan? Yani adetullah ile içini nasıl denk getiriyor? Ya benim en ufak bir cebimde para olunca yürüyüşüm değişiyor ya. Konuşmam değişiyor. Tamam. Ehli dünya ise kahvesi değişiyor, dostu değişiyor. Hatta tövbe estağfurullah eşini değiştiriyor. Arabasını değiştiriyor ya. Ya sen şimdi gel.
Yani ondan sonra Allah Allah, nasıl öleceğini biliyorsun, burada ölmeyeceksin. Niye zırh yiyorsun? Ben bilmiyorum. Bu böyle düşününce bu insan aklımı alacak. Avustralyalı bir kadın filozofun dediğini, tövbe haşa haşa, o dedi diye nakledeceğim. 7 sene senin arkana düştüm, kusur bulayım diye ya Muhammed. Aklımı kendine esir eden ya Muhammed, sana secde ediyor. Allah. Ve Müslüman oldu. 7 sene arkana düştüm diyor. Hadislerinden, davranışlarından, sözlerinden kusur bulayım diye. Zira bir tane kusur ispat edilirse davan ortadan kalkacaktı. 7 sene arkana düştüm. Hangileri olduğunu da yazmış. Ama 7 sene sonra anladım. Aklımı kendine esir, benim aklımı artık kurtaramadım. Benim aklımı kendine esir ettin ya Muhammed. Sana secde ediyor. Ne kadar şükretsek bu zatın ümmeti olmak, kardeşim dedi ya, ahir zamanda benim kardeşlerimdir dedi ya, onları diyor almadan cennete girmeyeceğim diyor ya, sizi almadan cennete girmeyecekmiş. Cenab-ı Hak da bekletecek mi orada? İbrahim Öztürk'ü ben almadan girmiyorum diyor, şimdi Cenab-ı Hak peygamberi de orada bekletiyor. Ya. Elhamdülillah. Allah onun şefaatine mazhar eylesin. Sünnet-i seniyesine mazhar eylesin. Yapamıyorsak da beşerimi kusurlarımızdan dolayı bize Peygamber aleyhissalatü vesselam sevgisini eksik etmesin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine ve şefaatine mazhar eylesin. Haşr meydanında bize enis eylesin. Bize sahip eylettirsin inşallah. Ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha tıma selavat. Allah bize sağlık efendim. Allah ebediyen, ebeden, daimen. Hepimizden. Sizden ve bütün arkadaşlarımızdan. Yani. Allah razı olsun abi. Allah razı olsun. Hepimizden razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Sizden. Üstadım. Şunu söyleyeyim de Amir senin konuşacaksın. Sizden bugün olmasa sazla zaman geçirmeden bu dersi durdura not ala ala böyle sizde uyananları kaydederek zapt et. Bu Kuzey Irak'tan Amir seni dinliyor. Estağfurullah. Can sen İşaretül Eczaz'dan bir sayfa okuyabilir miyim? Bir sayfa çok olur. Saat geç oldu. Bir paragraf oku. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala absarihim gishawa. Ve lahum azabun azim. Sebaet başı kalkır dini uçakani em ayetu honi nişan abzana. Ke ve vaskirni khatama. بلا لا يؤمنون هاتني بدواي أودا بمني هاتني سزايا بدواي كردودا وك أوي بليكاتك كجزء اختياري يانش يوان دنو إيمان يان نهينا بمور كرني دلو داخسني سزا برام كات نوري ناسي نقوى هات أوان درقاي دل يان لينا كردوا أيش بطوري بشتي لهو كردنو درقاي لداخستن وجاء الحق وضهق الباطن هدية الفاتحة. Amir Kürtçeydi değil mi? Evet canım sağ ol. Kodeş'ten razı. Kodeş'ten razı he? Amin. Amin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm.